Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Bünyamin Bey ile otomobil piyasasının gidişatı hakkında ve bu zamana kadarki olan durum hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız. Şimdi Bünyamin Bey ile sizi baş başa bırakıyorum. Fiyatlar gereksiz yükselişlerdeki istikrarsızlıktan dolayı duruşa geçti. Artı insanlar eskisi gibi bu salgından dolayı kendi ekonomilerinin derdine düştü. Kısıtlamalar, sokak kısıtlamaları, artık kültürel etkinlikler yok, sosyal faaliyetler yok. İnsanlar artık arabaya pek ihtiyaç duymamaya başladı. Salgın başında oluşan ihtiyaçlarını karşıladılar. Toplu taşıma kullanmak istemeyen insanlar kendi araçlarını aldılar. Zaten piyasada şişmişti, yeteri kadar şişmişti. Balon olmuştu, şişmişti piyasa. Bir yerde patlayacağı belliydi. Bu arada çok da gayri ciddi bir piyasa oluştu. Nasıl gayri ciddi bir piyasa oluştu? İnsanlar 100 liralık arabasının 150 lira yaptığını görünce 200 lira isteyenler oldu. Benim arabam 200 lira yapar edasıyla konuşmak isteyen insanlarla dolu taştı. Artı bu sosyal ağlara kadar düşmesi, o malum söyleyeyim artık Facebook, Instagram gibi sitelerde araç alım satımı yapılması, hiçbir bedelsiz ve tereddütsüz, koşulsuz ilanların koyulması da yükseltti piyasayı. Nasıl yükseltti? İnsanlar arabam satılırsa bu fiyatı yazayım. Satılırsa satılır, satılmazsa dursun. Nasıl olsa ekmek istemiyor, su istemiyor, orada dursun ilanım diye. Çok ilan yapanlar oldu. Artı hava atmak için ilan yapanlar oldu. Benim arabam bu parayı yapıyor demek isteyenler için yapılan ilanlar vardı. Sıfır araçlarda yürüyen, koşan, hızlı satılan dediğimiz arabalar, yani halk tabiriyle peynir ekmek gibi satılan araçlarda rutin bir yükselişler, teşekkür ederim. Rutin bir yükselişler oldu. Ama öyle çok kayda değer eskisi gibi, yani son bir senedir gördüğümüz yükselişler değil. Sıradan yılbaşındaki vergilerle gelen yükselişlerden oluşan ufak bir yükselişler. Bunun aksine ne oldu? Çok satılmayan araçlarda böyle bir indirim babında göstermelik indirimler de oldu. Göstermelik indirimler de oldu. Bu yükselişte oluşan göze batan bu kar payları, hızlı satışlar, karlar, bazı yatırımcıların da gözünü kamaştırdı. Bazıları ilgisini çekti. Bazıları artık sıfır araçları galeriler üzerinden kendi paralarıyla alıp satıp yüksek kar marjları elde ediyorlardı. Ama işte yılbaşında fiyatların durması, çok rutin yükselişlere geçmesi, yatırımcının artık yükselen faizlerin, dövizin o tarafa yönelmesine sebep oldu. Artık otomobil piyasasında dışarıdan bir yatırımcı yok. Bundan sonra artık sıfır arabalarda artık hastalık da bir nebze düzelmeye başladı. Aşı bulundu, ağır hasta sayıları düşmeye başladı. Sanki biraz daha böyle üretimler falan başladı fabrikalarda. Bundan dolayı sıfır araba fiyatları çok da fazla yükselmez gibi duruyor. İkinci elde de şişti dediğimiz gibi, en baştan beri dediğimiz gibi ikinci elde fiyatlar şişti. Araba artık son bir senedir yatırım amaçlı falan gözüküyordu. Çok önceki senelerden kalan. Artık yatırımdan amaçlarından çıktı. İhtiyaç oldu. Yani insanların artık ihtiyacı varsa arabasını alacak ve binecek. Yani binecek arabasını. Satmak amaçlı, benim arabam sattığı zaman ne yapar, ben bu arabadan kâr eder miyim diye düşünmeyecek. İhtiyacı varsa alacak, binecek. Arabasına binecek. İhtiyaç yani. Bu bir yatırım olmamalı artık. Şu anda ikinci elde bir düşüş görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü insanlar aldıkları bedeller karşılığında olan araçlarını da haltlarına vermek istemiyor. Bu bizim için de geçerli. Belli bir fiyat aldığımız aracı daha aşağısına verme taraftarı değiliz. Sıfır araçta da nedir? Yani devlet ekstra bir ÖTV indirimi yapmazsa veya yurt dışından gelen araçların için bir döviz düşüşü öngörülmezse sıfır araçta da bir düşüş olmaz. İkinci el araçta da bir düşüş olmaz. İnsanlarımız artık, arkadaşlarımız, dostlarımız ihtiyacı olan kendi arabalarını alıp ihtiyaçları bütçesi doğrultusunda ihtiyaçları olan araçları alıp binmeleri lazım. Bu saatten sonra da artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıkmalı. Yemin Bey'e söyleşisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir başka söyleşide görüşmek üzere diyorum.
Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz kanala abone olmanızı, like atmanızı, olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz bir video varsa çekmemi onu yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda da onu çeker size izlettirmek isterim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler.